Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturum, Banko maç iddia tahminleri yorumları videolarına sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça ufak bir bedelle yapıyorum ki deneyip kim günümüzde kimse kimseye kimseye güvenmen denip başarılı olduğumu kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a videolarımı günü günü atıyorum. Asla silmiyorum, asla kaldırmıyorum. Aylık bazda aya ay incelerseniz başarımın %80'den aşağı olmadığını kendiniz teyit edebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla beni de denemiş olursunuz. İddiada başarılı olduğumu, nasıl başarılı olabileceğini göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı benim söylediklerimi inceleyip sık dokuyup siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alt gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubunun linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 05.30'da Amerika Birleşik Devletleri Open Cup'ta Los Angeles Galaxy ile Sacramento Republic karşı karşıya geliyor. Galaxy'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada da ilk yarısı 0 0 tane karşılaşmada Austin'i 4-1, Los Angeles FC'yi 3-1 mağlup etmişti. İlk yarısı 1-0 mağlup kapattı. Dinamo karşılaşmasından evinde 3-0 mağlup olmuş ve ilk yarı 3-0 mağlup kapattı. Evindeki Dallas karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla mağlubiyetle ayrılmıştı. Deplasman karşılaşmasında ise ilk yarı 0 0 biten Minnesota karşılaşmasını birbirlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Sacramento Republic'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 önde bitirdiği San Antonio karşılaşmasını 1-0, San Jose karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdiği Detroit karşılaşmasını 2-0 kazanmış, Oakland karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. İlk yarısı 0-0 biten deplasman El Paso karşılaşmasında ise 1-0 deplasmanda mağlup olmuştu. Saat 0.15.30'da Amerika Birleşik Devletleri Open Cup'ta karşılaşacak olan Los Angeles Galaxy Sacramento Republic karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 13.30'da Güney Kore Kalikvan'da Seolla Seoul'la Hyundai karşı karşıya geliyor. Hyundai lider durumda bulunuyor. 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 10 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda dasmanında Suwon'u 2 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Hyundai goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Seul istelikte 7. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 17 gol attı. 16 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sangmu ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. gollere sıra son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Saat 13.30'da Güney Kore Kalikvan'da oynanacak olan Seul Ulsan Hyundai karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 0.5 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 18'de Finlandiya Veikkaus Liga'da Ilves'le HJK karşı karşıya geliyor. İlves 6. sırada yer alıyor. 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 14 gol attı, 13 gol yedi, 12 puan topladı. İlves'in form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Inter Turku ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından İlves son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. HIFK ise 9 karşılaşmada 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 7 gol attı, 16 gol yedi, 3 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında HIFK 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Honka'ya 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Saat 18'de Finlandiya kas Liga'da oynanacak olan Ilves-HIFK karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Saat 20'de Mısır Premier Lig'de Eastern Company ile Piramids karşı karşıya geliyor. Piramids ikinci sırada yer alıyor. 21 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraber 4 mağlubiyet, 32 gol attı, 15 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Al Masri'yi 3 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol alt, 1 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı Piramis. Eastern Company ise 21 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı, 16 gol attı, 38 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Al Ahli'ye 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 gol alt, İki tanesi iki buçuk gol üstte tamamladı. Saat 20'de Mısır Premier Lig'de oynanacak olan Eastern Company premis karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 22.30'da Mısır Premier Lig'de Al Ahli ile El Mahalla karşı karşıya geliyor. Al Ahli 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 38 gol attı, 12 gol yedi, 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Al Ahli 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendim de Eastern Company'yi 4 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol aldı. 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Allah ahli. El Mahalla ise 21 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 19 gol attı, 24 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde El Gai ise 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller istasyon 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 22.30'da Mısır Premier Lig'de oynanacak olan Al Ahli El Mahalla karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubunun linkini tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayı yüksek oran isteyenler handikap ve çifte şansları tek tarafa üst alt kolleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia füksür listesi oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verini dikkate alıp emek vererek oluşturdum. Gün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, özel ayrıcalıklara, emek harcanmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna bekliyorum. Gelin pişman olmazsınız da diyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videolarıma bırak, videonun yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.